Merhaba ben Enes. Bugün Anker markasının oyuncular için özel olarak ürettiği Type-C bir dongle'ı bulunan yani 2.4 GHz bandını kullanıyor. Ekstra olarak Bluetooth özelliği de mevcut. Bu cihaz özel olarak sanal gerçeklik gözlükleri için üretilmiş. Ancak burada PlayStation 4, PlayStation 5, bilgisayar veya Type-C üzerinden telefona da bağlayıp yine aynı şekilde çok düşük gecikmelerle oyun oynayabiliyorsunuz. Tasarım açısından da oldukça özgün bir cihaz. Bakalım ne gibi deneyimler sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özelliklerini belirtmişler. Kutu içerisinden 3 farklı boyda kulak silikonu, Type-C şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve kulaklığın kutusu geliyor. Şöyle kutuyu ilk olarak elimize aldığımız zaman diğer tam kablosuz kulaklıklardan çok daha değişik bir kutu tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Kutu böyle yukarıya doğru açılıyor. Bu arada kutu içerisinden bu Type-C dongle da çıkıyordu. Görebildiğiniz gibi burada özel bir yere konumlandırılmış ve çok iyi düşünülmüş. Burada gördüğünüz gibi özel bir Type-C dongle'ı bulunuyor. Yine buradan Oculus markasının Quest 2 model sanal gerçeklik gözlüğüyle bunu kullanırken ekstra olarak sanal gerçeklik gözlüğünün şarjı bittiği zaman şarjı azalmasın diye buradan güç veriyorsunuz. Tekrar buradan o da sanal gerçeklik gözlüğünü şarj ediyor. Yani kesintisiz bir oyun deneyimi için bu şekilde tasarlanmış. Buraya bu mıknatıslı olarak oturuyor. Şöyle görebildiğiniz gibi tam olarak içerisinde bir yer var. Şöyle yaklaştırdığınız zaman direkt tık diye oturuyor. Herhangi bir şekilde oynama söz konusu değil. Yine bu ön kısımdaki yerden kutunun şarjını burada görebildiğiniz gibi takip edebiliyoruz. Arka kısmında bir adet buton, alt kısmında da Type-C şarj girişi bulunuyor. Bu arada kapakta bir sensör bulunuyor. Kapakta görebildiğiniz gibi çok böyle estetik olarak yukarıya yanlamasına açılıyor. Kulaklıkları rahat bir şekilde alabiliyoruz. Şöyle görebildiğiniz gibi mıknatısları epey kuvvetli, herhangi bir şekilde oynama söz konusu değil. Kutunun kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Şöyle kulaklıkların tasarımına biraz daha yakından baktığımız zaman görebildiğiniz gibi burada ledler mevcut. Uygulama üzerinden yine o ledleri özelleştiriyorsunuz. Tasarım açısından şöyle daha önce incelemesini yaptığım Anker'in 3i modeline oldukça benziyor. Görebildiğiniz gibi şöyle sürücü perteleri metal yapıda ve sarı. Yine kulaklığın tam olarak şu logo olan kısımlarında dokunmatik alanlar bulunuyor. İç kısımlarda ergonomik yapıda. Kulaklığın kısaca teknik özelliklerini tabloda görüyorsunuz. IPX4 sertifikası mevcut. Yani burada su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Kulaklıklar tek kullanımda 6 saat, kutuyla birlikte de 24 saat boyunca kullanılabiliyor. Kulaklıkları son ses seviyesine alarak yaptığım bir batarya testinde burada görebildiğiniz sürede kulaklıklar müzik çalabildi. Kulaklıklar Type-C üzerinden bağladığınız zaman 2.4 GHz bandını kullanıyor ve LC3 olarak özel bir kodek bulunuyor bu kulaklıkta. Bu sayede 30 milisaniyenin altında gecikme süreleri elde edebiliyorsunuz. Yani neredeyse oyunlarda gecikmesiz bir deneyim sunuyor. Kulaktaki duruş konforu açısından da top tasarımda olmadığı için yani kulağın içerisinde çok sıkı bir şekilde oturmuyor ve yani uzun saatler boyunca kulakta tuttuğunuz zaman da herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Yine kulaktaki sağlamlık açısından yani ekstra bir güvensizlik veya düşme gibi bir durumda olmuyor. Kulaklığın en önemli noktası olan oyun performansı kısmına geldiğimiz zaman yanında gelen Type-C adaptörü bilgisayara taktığınız zaman direkt otomatikman bilgisayar kulaklığı tanıyor ve bir oyuncu kulaklığı gibi 2.4 GHz bandı üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz. Yine PlayStation'a bağladığımız zaman da PlayStation'ın ses çıkış ayarlarından direkt bu cihazı seçebiliyorsunuz. Yani direkt tanıyor PlayStation. Burada eleştireceğim bir noktası kutu içerisinden bir Type-C adaptör gelmiyor bilgisayarda kullanmak için. Yani burada eğer bilgisayarınızda Type-C girişi yoksa şöyle bu şekilde bir adaptör almanız gerekebilir. Tip A'yı Tip C'ye çeviren bir adaptör aldığınız zaman bilgisayarda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu adaptörle. Yani bu adaptör de kutu içerisine eklenseydi güzel olurdu. PlayStation 5 üzerinde direkt bir Type-C çıkış olduğu için PlayStation 5'in Type-C girişine takabilirsiniz. Yine PlayStation 4'e de bu aparatla birlikte bağlanabilir. Özellikle bu cihaz Oculus Rift Quest 2'den bir sertifika almış. Yani bu o cihaz için üretilmiş. Ancak illaki burada sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanmanıza gerek yok. Yani burada bir PlayStation VR 2 veya Oculus Rift'iniz varsa sanal gerçeklik gözlükleriyle de gecikmesiz bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada şöyle bir güzel özelliği de bulunuyor. Örneğin diyelim aynı anda hem Type-C üzerinden bir bağlantı gerçekleştirirken yani örneğin diyelim PlayStation'da oyun oynuyorsunuz veya bilgisayarda oyun oynuyorsunuz. Aynı anda Bluetooth üzerinden telefonunuza da bağlanıyor bu cihaz ve bir arama geldiği zaman veya direkt telefonunuzdan bir müzik açtığınız zaman veya bir medya açtığınız zaman direkt ses otomatikman telefona geçiyor. Bu da çok kullanışlı bir özellik. Yine yanında gelen bu Type-C dongle'dan harici olarak aldığınız zaman 4 adet dongle'a kadar tüm cihazlarınıza takabiliyorsunuz. Örneğin PlayStation'da bir adet, sanal gerçeklik gözlüğünde bir adet, telefonda bir adet ayrı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine uygulaması üzerinden bunlar arasında hızlı bir şekilde geçişte gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada söylemeyi unuttum. Nintendo'nun Switch el konsolunda da kullanılabiliyor bu kulaklık.
PlayStation 5'te, bilgisayarda, iPad Pro'da ve telefonda da gecikme testi gerçekleştirdim ve o yaptığım sonuçları görüyorsunuz. Yani burada kullanımda ben bir gecikme hissetmedim. Oyun modu olan tam kablosuz kulaklıklardan da daha iyi bir deneyim sunuyor 2.4 GHz dongle üzerinden de bağladığınız zaman. Yani burada kendi verileri 30 milisaniyenin altındaydı. Gerçek hayat testinde de herhangi bir şekilde bir gecikme hissetmiyorsunuz. Uygulamasına da yakından bakalım ve daha detaylı bir şekilde ayarlarına da uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi oyunlarda süper duyma gibi bir özellik de bulunuyor. Bu sayede silah seslerini ve ayak seslerini daha da güçlendiriyor ve daha iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani bir nevi ses kasabiliyorsunuz. Yine burada oyun oynarken konuşma kısmını da buradan açabilirsiniz. Telefon görüşmesi geldiği zaman bunu buradan açabilirsiniz. Yine mikrofonu buradan açıp kapatabilirsiniz. Şu kısımlardan kulaklığın renklerini istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz bu renkler arasında. Yine burada nefes alma tarzında ledler yanıp sönüyor. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Burada ledleri komple kapatma özelliği de sunulmuş. Burada dongle kısmına bastığımız zaman bu dongle'lardan farklı elinizde varsa eğer tüm cihazlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapıyorsunuz. Buradan kontrol kısmından da kulaklığın tüm kontrollerini tek basma, iki basma ve uzun süre basılı tutma olarak, yani önceki şarkı, soruk şarkı veya ses arttırıp azaltma, akıllı asistan gibi tüm kontrolleri özelleştirebiliyorsunuz. Yine burada sağ ve sol kulaklığın şarjını da görüyoruz. Yine burada detaylı bir equalizer ayarını yapabileceğimiz equalizer ayarları mevcut. Burada hazır equalizer yapabilirsiniz. Yine kendiniz de istediğiniz gibi detaylı bir şekilde equalizerlarını gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ayarlar kısmına baktığımız zaman da burada Metaverse'da kullanırsanız eğer, onun için özel bir mod yapılmış. Yine burada yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz. Uygulaması gayet detaylı bir şekilde hazırlanmış diyebilirim. Evet, oyun performansı açısından iyi bir iş çıkardığını söyledik. Zaten kendisi bir oyuncu kulaklığı 2.4 GHz dongle'ı üzerinden neredeyse gecikmesiz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ekstra olarak ses kalitesi kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 11 mm'lik driver'lar kullanılmış. Son ses seviyesi ortalama diyebilirim. Yani uygulaması üzerinden çok detaylı bir şekilde equalizer ayarlarını yapabiliyorsunuz ve tepkisi de gayet yeterli. İlk olarak kulaklığı taktığım zaman bas notalarının bir tık daha önde olduğunu hissettim. Yani vokal ve tiz sesleri ezmiyor. Net bir sesi var. Kulaklıkta bass up modu da bulunuyor ve hisli ve tok bir bası var. Rap ve pop şarkılar için keyifli bir deneyim sunuyor. Bass notalarının önde olmasının sebebi de benim düşüncem. Bu bir oyuncu kulaklığı olduğu için oyunlarda ses efektleri veya patlama gibi durumlarda basın ön planında olması yani keyfi daha da arttırıyor. Daha önce elimde yine incelemesini yaptığım Anker'in 3i modeli olduğu için ona da bir ses kalitesini kıyaslayalım. 3i modeli biraz daha vokal ve tiz sesleri daha iyi bir şekilde ön plana çıkartabiliyor. Genel ses kalitesi açısından aralarında hani çok bir uçurum farklılık yok. Belki burada PO modeli biraz daha iyi bile denebilir. Burada bakıldığı zaman PO'nun fiyatlarına çıkıldığı zaman ses kalitesi açısından hani daha iyi modeller olabilir. Bu kulaklığın esprisi yani oyun modu olması, özel bir oyuncu kulaklığı olması. Yine de bu kulaklığı kullanmaya başladığınız zaman yani kaliteli bir driver'dan, ortalamanın üzerinde kaynaktan müzik dinlediğinizi hissediyorsunuz. Özellikle bol miktarda equalizer olması ve istediğiniz gibi özelleştirebilmeniz de tatmin edici bir müzik deneyimi sunuyor. Şu an görebildiğiniz gibi Bluetooth üzerinden iPhone 13 Pro'ya bağlı. Type-C dongle'ını da Mi 9T telefonuna taktım. Buradan bir ses kaydı gerçekleştirebilirim. Yani bu şekilde de çift cihaz desteği şeklinde kullanılabilir cihaz. Evet. Şu an sesimi kulaklığı mikrofonlar üzerinden duyuyorsunuz. Ses 1-2-3-4-5 deneme. Eğer ki bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kulaklık hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet, şu an sesimi Anker Peon'un mikrofonlarından duyuyorsunuz. Araçların olduğu bir bölgede yolda yürüyüş yaparken bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi Anker PO modeli bu şekilde karşı tarafa iletecek. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kulaklı mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu da yorumlar kısmında belirtin. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman hem oyunlarda hem de telefon görüşmelerinde mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. 2-2 adet olmak üzere 4 mikrofon mevcut. Burada dışarıda bir gürültü testi yaptım sizin de dinlediğiniz gibi. Yani burada mikrofon performansı yine iş görür ancak hani biraz daha iyi olmasını beklerdim. Burada oyunlarda ve kapalı mekanlarda bir görüşme yaptığımız zaman ve ses kaydı yaptığımız zaman daha iyi bir mikrofon deneyimi elde ediyorsunuz. Yani oyunlardaki mikrofon performansı açısından iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak kulaklık oyuncular için üretilmiş ve
ve aynı anda birçok cihazı kullanabiliyorsunuz. Yani PlayStation, bilgisayar veya telefonda kullanılabilmesi ve aynı anda hem Type-C dongle üzerinden hem de Bluetooth üzerinden kullanabilmeniz de büyük avantaj. Yani burada günlük kullanımda da sizi tatmin edecek seviyede bir müzik kalitesi sunuyor. Belki burada mikrofonlarının telefon görüşmesinde özellikle yoğun gürültülü ortamlarda biraz daha iyi olmasını beklerdim. Yine yanında bu şekilde bir adaptör de gelseydi kutu içerisinden güzel olabilirdi. Genel olarak kullanırken keyif aldığım bir kulaklık oldu. Özellikle bu tarz kulaklıklar çok fazla yok. Yani hem sanal gerçeklik gözlüğünde kullanmak için hem de farklı platformlarda tak çalıştır özelliğiyle birlikte yani ekstra bir ayar yapmadan hızlı ve basit bir şekilde kulaklığın kullanıma hazır hale gelmesi de beğendiğim noktalar oldu diyebilirim. Siz P10 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.